Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere 4 yıl önce çektiğim bir videoyu tekrar çekerek hatırlatmak istedim. Hatırlarsanız arkadaşlar, bu ütüyü biz 4 yıl önce YouTube'a, yani ütü kireci giderme videosunda kullandık. Ancak aradan geçen 4 yıl sonunda yeniden bizim kireçlenme oldu. Ve gördüğünüz gibi şöyle gösterebilirsek. Delikler tıkandı. Evet, şu delikler yine tıkandı arkadaşlar. Ve yine buna dikkatinizi çekerim. 4 yıl geçti arkadaşlardan. Evet. Yine aynı ütü. Aynı masa. Bu şekilde size yeni bir içerik oluşturacağız. Yeniden bir hatırlatmak istedik. Ayrıca YouTube'da yine bizim rakibimiz bir sürü çıkan video vardı. Onların önüne geçme amacı yine bu ütüyü kullanmak istedik. Zaten kapak resminde de bu ütüyü kullanacağım için tanıyıp geleceksiniz. Şimdi gelin videoya geçelim. Geçmeden önce bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Şu tuşunu kullanarak temizledim ben makineyi bundan önce dün. Ama yeterli temizlediğini düşünmüyorum. Hala kırışıkları gidermiyor çünkü. O yüzden sirkeyle olan temizleme yöntemini tekrar deneyeceğim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Öncesinde şöyle kapağı açalım. Çay bardağı sirkemiz var. Bir önceki videomuzda yine bakabilirsiniz. Ve yine söyleyelim. Üzüm sirkesi veya elma sirkesi olmaz arkadaşlar. Beyaz sirke temizlik sirkesidir. Mutlaka beyaz sirke olması lazım. Bu konuda çok yorum gelmişti. Herkese aynı cevap vermekten sıkıldım artık. Alabildiğiniz en yani bilinmedik markayı da alabilirsiniz. Biz Migros marka beyaz sirke kullanıyoruz. Marka fark etmiyor. Bu da bir su bardağı suyumuz arkadaşlar. Şu an sirke kokusu var ortamda. Evet. Onu da belirtelim. Şimdi fişe takıp ısıtalım ütümüzü. Tabii videonun başından beri fiş takılı değildi. Evet, fiş takılı değildi. Soğuk ütü. Evet, soğuk ütüye yaptık bunları. Şu andan itibaren fişe takıyoruz. Bunu da not geçelim. Işığımız yanıyor zaten. Evet. Isınsın, birazcık bekleyelim. Yine siyah bir kumaş kullanıyorum kireci daha rahat görebilmek için. Birazdan burada kireçleri göreceğiz arkadaşlar. Isınmasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle göreceğiz. Dediğim gibi ben bu tuşu kullanarak da bir temizlik yöntemini denedim ama yeteri kadar verim alamadım mı düşünüyorum. O yüzden tekrar bunu denemek istedim. Bakalım güzel temizlenmiş mi ya da bir faydası olmuş mu, onu da görmüş olacağım. Daha önceki videoda şunu da bize çok söylediler. Hani siz bunun kendi kireç temizleme tuşu var, onu niye kullanmıyorsunuz diye. Biz arkadaşlar yöntemi gösterdik size. Biz de biliyoruz hani bunun tuş olduğunu. Alternatif yöntem olarak. Belki bu tuşu bozulmuş olabilir bazı izleyicilerimiz. O yüzden alternatif bir yöntem bu sonuçta. Aynen. Biz yöntemi göstermiştik. Yani dediğim gibi biz bunun zaten tuş olduğunu biliyoruz. Maksat bir şeyler örtebilmekti. Ve şimdi yeniden bakalım. Biraz ısınsın. Birazcık ısındı, evet. Yeterli sanırım. Ve şimdi yine tuşumuz buhar bölümünde arkadaşlar. Bir saniye odaklasın. Evet, şu yoğun buhar gözünde. Buhar tuşuna basarak başladım ütülemeye. Şu altta tuş, ona basarak. Şöyle kireçler dökülmeye başladı biraz. Yine sirke kokuyor. Videonun başına görmüştünüz, bu kumaşı sürekli silktik ve kireçler şu anda kumaş üzerinde belli oluyor. 4 yıl geçmiş aradan, videonun tarihine baktım. Biraz kireçler kalmış ama bu tuş işe yaradı büyük ihtimalle. Çünkü 4 yılda bu kadar az kireç olmaz. Evet, biz video öncesinde kireç temizleme tuşunu kullandık. Biraz attı. Ve kalanları da yine bizim yöntemimizle bu şekilde çıkartıyoruz. Bu suyu bitirene kadar aynı yöntemleri devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuraları da göster aşkım istersen. Evet, bunlar da dökülen kireçler, ütüden dökülen kireçler arkadaşlar. Yani bu video dediğim gibi çok yorum geldi, çok şey soruldu. Kimleri inkar etti, kimleri olmaz dedi ama olur bu arkadaşlar. Şuradan dökülüyor kireçler. Evet. Gördüğünüz gibi kireçleri atıyor burada. Bu arada hatırlatayım. Bu tarz videoların devamının gelmesi için biz 4 yıldır aralıksız çalışıyoruz. Her hafta yeni bir video yayınlıyoruz. Siz de bize katkı sağlama amaçlı. Videomuzu beğenebilir, videomuza yorum yapabilir, kanalımıza abone olabilir. Ve istiyorsanız da katıl butonuna basabilirsiniz. Evet, kireç ne kadar fazla dökülüyor. Ben yine hatırlatayım aşkım bu arada. Bu su musluk suyu değil. Hazır arıtma suyu kullanıyorum. Ya da dışarıdan aldığım suyu kullanıyorum. Hazır su yani. Buna rağmen 4 yılda bu kadar kireçlenmiş ve daha önceki bu tuşla temizlememe rağmen kireç bayağı kalmış yine. Sürekli buhar tuşuna basıyoruz arkadaşlar bu arada. Şuradan attıkça gelen kireci görüyorsunuz. Evet, çıkan kireçler gördüğünüz gibi ütünün içinden gelen. Her bir noktada ayrı bir birikinti oluyor. Daha öncesinde biz bu kadar uzun yapmış mıydık? Ütüleyerek yapmıştım. Ama yine ölçü aynı. Bir su bardağına bir çay bardağı sirke.
Anneciğim şuraya çekebilir misin? Evet, gördüğünüz gibi kireç yağı geliyor. Anneciğim yaklaşma. Bebeğim. Hayır aşkım, çok sıcak ütür. Kireç yağı gelmeye devam ediyor. Yaklaşık videomuz 7 dakika oldu. Bunun neredeyse hani 4 dakikasında suyumuz kireç akıttık. Suyumuz da yarıda. Sirke de kokuyor bir anda. Evet, sirke kokusuna maruz kalıyoruz. Arada su püskürtme bölümünü de kullanalım. Orası da kireçlenebilir arkadaşlar. Daha önceki videomuzda yine çekmiştik. Bu arada 4 yıl öncesindeki videoda Alperen yoktu şimdi. Alperen aramızda. Bize eşlik ediyor. Evet, oğlumuz. Sen de mi ütü yapmak istiyorsun? Ama çok sıcak bu. Büyüyünce yap, olur mu? Ama bak, dumana bak anneciğim. Çok sıcak bebeğim. Tuş işareti bulunmaz. Evet, tertemiz siyah kumaş bu hale geldi arkadaşlar, çıkan kireçten dolayı. Ben bir camı açayım, sen çekmeye devam et. İçerideki kireçleri görebiliyoruz arkadaşlar, yine hala da var. Bunları da kürdan aracılığıyla en son çıkarmaya çalışacağız. Ama onun dışında çoğu zaten boşaldı. Gelmiyor su. Var mı su sen? Su var var. Ama bu tuş yeteri kadar temizlememiş yani. Evet. Onu anladım. Yani genel gösterecek olursak bu şekilde. Birazcık çevirelim mi kumaşı? Olur. Ya da şuraya ütüleyim ben. Ütülerken de belli bir oranda kireç atıyor arkadaşlar. Ama şu an koku çok kötü geliyor. Evet, sirke kokusu bayağı yoğun. Bir şey olmasın. Bu bana maruz kaldığı için.